Ay Halil, neler aldılar bir bilsen var ya. Gördüsüzüm bini bin peor. Ya utanmasalar alacaklar o tezgahtarı da sepete koyacaklar, o derece yani. Canan, Canan bunu da duy o zaman. Bunu da duy. Az önce Ardışlı'daki elma bahçeleri ve bağ evi Ece Hanım'la Belgin Hanım'ın oldu. Rıfat Ağa belgeleri imzaladı. Ne? Ay, ay ben bir fena alıyorum. Ay ben fena alıyorum. Ay Yavuz ben çok fena alıyorum. Ay ateş basıyor Yavuz, Yavuz ateş basıyor. Ay. Ay. Canan, Canan ne yapıp edip bu işi durdurmak zorundayız. Duydun mu dediğimi? Bu işi ancak bir kişi durdurabilir. Kimmiş o? Gonca. Nasıl? Ben gidip Gonca ile konuşacağım. Gerekirse yalvaracağım oğlumu affet diye. Canan, Canan git yalvar. Gerekirse ben de gider, ben de yalvarırım. Duydun mu dediğimi? Tamam, hadi selametle. Yavuz yürü, Gonca'ya gidiyoruz. Oğlum, yavrum, bak ben kahroluyorum. Senin benim kaderimi paylaştığını gördükçe ben kahroluyorum. Annenle evlendiğimizde ben anneni sevmiyordum. Bak ben bunu açık açık söylüyorum. Ama bizim için hep bir umut vardı. Çünkü Canan beni seviyordu. Canan'ın derdi para değildi. Ama Ece ve ailesi için durum böyle değil. Onların tek derdi senin paran. Toprağım, bir tanem, kaç kurtar kendini. Yapma bu evliliği. Benim ne gücüm ne de umudum kalmadı. Gonca Ece ile beni aynı yerde gördü. Ama o geceyi hatırlamadığını sen hep söyledin. Fark eder mi? Gonca beni bu saatten sonra affeder mi? Ne diyeceğim yani? Bana inan mı diyeceğim? Beni dinlemesini mi isteyeceğim? Ne yapacağım? Evladım bak, Toprak. Nasıl yaparsın, ne edersin orasını ben bilemem. Ama sen Ece'yi sevmiyorsun. Ece de seni sevmiyor. Seni maddi çıkarlarına alet ediyor oğlum. Toprak, yavrum. Sevdiğin insanı sakın kaybetme. Baba, sen mi geldin? Getirdiniz mi kolye? Gonca merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Sana söylemem gereken çok önemli şeyler var. Uzun sürmesin ama. Söz. Buyur, otur. İsterseniz. Gidiyor musunuz yoksa? Sizi ilgilendirmez. Evet, dinliyorum. Gonca, Toprak çok kötü bir durumda. Öyle olduğunu düşünmüyorum. İhaleyi kazandı. Atabeyleri ihya etti. Şimdi de evleniyor. Sen de onu seviyorsun. Şimdi oturup hislerimi sizinle paylaşacak değilim. Bunu konuşacaksak eğer gider misiniz? Bak Gonca, biliyorum sen buraya geldiğinden beri geri göndermek için elimden geleni ardıma koymadım. Katlanamadım senin varlığına. Sen benim içimde çok derinde gizli bir haseti uyandırdın. Annene o kadar çok benziyorsun ki. Bunu o kadar çok söylediniz ki. Kötü bir şeymiş gibi söylediniz. Böyle çirkin bir şeymiş gibi yüzüme vurup durdunuz. Ne desen haklısın Gonca. Ama gülümseyeni tanısaydın sen de bana hak verirdin. Herkesin gönlünü yapardı biliyor musun?
herkesin gönlünde bir yeri vardı. Ben çok kıskandım onu. Benim göremediğim sevgiyi alıyordu herkesten. Ben hiç sevilmedim Gonca. Ama herkes anneni çok seviyordu. Tıpkı şimdi seni de sevdikleri gibi. Ya bunu neden söylüyorsunuz şimdi? Çünkü Gonca, ben ne oğlumun ne de senin günahına giremem. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Ben oğlumun Ece ile evlenmesini istemiyorum. Kötülükte sınır tanımıyorsunuz gerçekten. Oğlunuz evlilik arifesinde. Ve siz bunu bozabilmek için bana gelip neler söylüyorsunuz? Canan Hanım, gerçekten çok şaşkınım. Hayır Gonca. Ben oğlumu kurtarmaya çalışıyorum. Sen olmadan da bunu yapamam. Yalvarıyorum sana. Affet oğlumu. Sahip çık ona. Tut elinden. Bak, toprak sensiz yaşayamaz. Benim oğlum tükeniyor Gonca. Siz bizi ayırmaya çalışmadınız mı hep? Anlamıyorum gerçekten. Ve ben ona rağmen savaştım. Sizin bütün düşmanlığınıza rağmen. Benim tek derdim hayatımı toprakla geçirmekti. Bir kez daha evine gittim. Bir konuşmak istedim tekrardan. Kapıyı kim açtı biliyor musunuz? Üstünde bornoz, ıslak saçlı. Müstakbel gelininiz Ece. Bitti artık, geçti. Yapılacak bir şey yok. Gidin lütfen. Affet Gonca. Oğlumu da affet, beni de affet. Affet Gonca. Affet. Tamam canım, lütfen. Gidin. Affet. Ne işiniz var burada? Gonca'dan özür dilemeye gelmiştim. Biraz geç olmadı mı bu? Gonca da öyle söyledi. Siz gerçekten gidiyor musunuz? Aylardır bunu istemiyor musunuz Canan Hanım? Sizden de çok özür dilerim. Özür dilerim. Toprak bana neler söyledi bir bilsen. O Fuat denen adamın söylediklerinin aynısını söyledi. Abla, iki lafından biri Fuat, farkında mısın? Ne alakası var Deniz? Evleneceğim adam, hayatımı kuracağım adam bana hakaretler yağdırdı diyorum. İşte o hakaretleri bile Fuat'a bağlıyorsun. Aç gözlerini artık. Ya sen bu adamı aklından çıkaramıyorsun. Kalbinde yer edinmiş senin. Git Deniz. Ablacığım, yemin ederim seni üzmek için söylemiyorum. Deniz, git dedim. Yavrum, burada bir alını çalını kızcağız kalır. Adı da Ece'dir. Hanımefendi, maalesef otelimizde konaklayan misafir hakkında bilgi veremiyoruz. He. Ama ben öyle herhangi biri değilim ki, herkesle beni tanır yavrum. Maalesef biraz önce de söylediğim gibi misafirler hakkında bilgi veremiyorum.
zaman geldi bile. Kızım. Yavrum sen niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum ben. Bak ben seninle bir konuşayım diye gelmiştim. Müsaaden var mı? Zahmet etmeyin. Benim duymadığım hakaret, görmediğim aşağılanma kalmadı. Bir de siz zahmet etmeyin. Bak kızım, ben hiçbir şeyi sana çok görmem. Ben gencin hatasını kendinden bilmem. Anasından bilirim, babasından bilirim. Yanılıyorsunuz. Beni annem de babam da gayet iyi büyüttü. Hiçbir eksiğim yoktu ki benim. Peki ya sevgi? Ha? Ya şefkat? Sen bir gün olsun duydun mu? Her ne olursa olsun. Her ne yaparsan yap, biz senin yanındayız. Ha? Kim olursanız. Aha da buramda yüreğimizde yerin var dediler mi senin? Yoksa sen böyle mal mürkursuyla, para pul derdiyle mi büyüttüler? En güzelini giyeceksin, en pahalısını giyeceksin diye mi büyüttüler seni? Ha kızım? Niye soruyorsunuz bana bunları? Yavrum ben de bir ana baba büyüttü. Onlar hiç bana yanlış bir şeyler öğretmediler mi? Ha? Gençliğimde ben de hata etmedim mi sanırsın? Ha? Siz mi? He. Herkes sizden melek gibi bahsediyor. Beşer şaşar diyorlar ya. Ben şaşmayacağım mı sanırsın sen? Hani şu Seyfi var ya. Aşk doktoru diyorlar hani o deli. Kızım o beni bir sevdi ki. Hem de ne sevmek. Benim kirpiğimi yere düşürmezdi. Ben onun canını okudum ya. Çekildi böyle köşesine. Ağladı, ağladı, ağladı. Sonra gelip sanki hiçbir şey olmamış gibi sardı sarmaladı beni. Kız ben gene itardım ya. Ne hata değil mi bu? Bilir misin? Ben onu sevmeyi onun yokluğunda öğrendim. 30 yıl. Tam 30 yıl göremedin ya ben onu. Bir rüyalarımda görürdün ancak. Böyle buralarda konuşuverdim ben onunla. Gelecek mi, gelmeyecek mi diye böyle dururken bir de baktım ki ben aşkın kendisi oluvermiş. Doğrudan söyleyin. Niye anlatıyorsunuz bana bunları? Niye buradasınız? Kızım, sen seni sevmeyen bir adamla bir hayat geçirmeye niyet etmişsin. Senin de sevmediğin bir adamla bir ömür geçirmeye niyet ediyorsun. Kalk yavrum. Önünde iki tane yol var. Ya bu tuttuğun yoldan gidersin. Ya da karşına seni hakikaten sevecek birinin çıkmasını beklersin. Ancak o adamla karşılaştığında sevmek ne demektir, sevilmek ne demektir? İşte onları öğrenirsin. Bak ben kendim ikinci yolu seçtim. Ya. Çok şükür tepemde bir çatı var. Her gün ocağımda yemeğim kaynar. Yanımda da Seyfim var. Allah nasip ederse biz ikimiz de birlikte göçer gideriz gari. Bak kızım eğer hakikaten sevip sevilirsen var ya,
Ahan da bundan daha büyük bir saadet bulamam. Şimdi müsaaden varsa gari ben gideyim yavrum. Unutma, bu gözyaşlarına değmez. Fatma ana. Ya kızım. Size hazırlayabilir miyim? Tabii yavrum. Gel yavrum, gel, gel, gel. Çok teşekkür ederim. Oy kız. Oy kız. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. He? İyi bak sen kendine. Sağlıcakla kal. Fuat Bey, sizinle konuşmam lazım. Çok önemli. Sizi annemin kaldığı otelde bekliyorum. Kimi bekliyorsun? Önemli bir misafirim gelecek anne. İşle ilgili. Hem her attığım adımı sana mı haber vereceğim ben? Ben size ne dedim ulan? Ha? Ne dedim ben size? Bergin Hanım bizim ailemizden. Onu en iyi şekilde ağırlayacağız demedim mi? Ya baba o kadın yam 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 yam. Allah Allah Canan. Ya sen nasıl oluyor da dünürüne yam yam diyorsun ya? Anlaşıldı. Senin yine doktorluk halin geldi. Benim karım gayet iyi. Aman be sizle uğraşacak halim yok benim. Ben daha berbere gideceğim. Çiçekçiye uğrayacağım. Akşam da Belgin Hanım'dan özür dilemem gerek sizin yüzünüzden. Oho Canan duydun mu? Berber diyor, çiçekçi diyor. Bu iş bitmiş ben sana söyleyeyim. Bitmiş. Goncalar da Isparta'yı terk ediyorlar. Ben bunu oğluma nasıl söyleyeceğim? Yapma ya. Demek bu hikayenin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. En doğrusunu yapıyorlar.
Yani bu Canan'ın yaptığı terbiyesizliği nasıl telafi ederim bilemiyorum Bergin Hanım. İnanın ki olanların etkisinden nasıl kurtulurum ben de bilmiyorum. İnanırım, inanmaz mıyım? Ama sizden özür dilemekten başka yapacak hiçbir şey gelmiyor elimde. Efendim, beklediğimiz başka misafirimiz var mı? Bu geceki speslerimiz bitiyor. Aa, Ece de gelecek ama ufak bir işi varmış. Misafiriyle lobide görüşüp gelecek. Kızımı bekliyoruz. Peki efendim. Da. Rıfat Beyciğim. Efendim. Bu gece ne kadar şık olduğunuzu söylemiş miydim? Olur efendim. Teveccühünüz. Teşekkür ederim. Rıfat Beyciğim, ben diyorum ki acaba Isparta'da bütün davetlerimi ağırlayabilecek kadar büyük bir salon var mı? Yoksa bile yaptırırım. Siz emredin yeter Bergin Hanım. Ne kadar gönlü zengin bir insansınız. Şimdi aslında ben başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu çocuklar düğünden sonra Isparta'da kalacaklar. Peki ya siz? Hani düğünden sonra lütfedip burada kalacak mısınız? Şartlara bağlı. Ama Ece'yi yalnız bırakmayın bence. Evet Ece Hanım, geldim işte. Neymiş benimle görüşmenizi gerektiren konu? Benim sana bir şey söylemem lazım. Siz gerçekten uslanmaz bir insansınız ya. Sizinle görüşmek istemediğimi söylememe rağmen bu kaçıncı? Tamam, öyleyim, böyleyim, şöyleyim, kötü biriyim ben. Sevenlerin arasına giren, para düşkünü biriyim. Hepsini söyledim. Ben de duydum, anladım. Tamam mı? Bunları aklında tuttuğun kadar kabullensen sana faydalı olurdu biraz. Böyle çıkarcı, arkadan dolanan bir insan olmazdın belki. Ben de bu yüzden buradayım. Ben... söylediğin hiçbir şey unutamıyorum. Bu kadar mı? Değil. Bileğim burkulduğunda beni kucakladığın anı da unutamıyorum. Al işte. Oldu mu? Bunu da unutamıyorum. Ben unuttum bile. Beraber yemek yediğimiz anı, bana bu bakışını, bana bağırmanı, bana kızmanı, ben bunların hiçbirini unutamıyorum. Yoksa evdeki hesap çarşıya uymadı mı? Az mı geldi toprağın mal varlığı senin temel ihtiyaçlarını karşılamaya? Burada sana parayla ilgili bir şeyden bahseden yok. Efendim, burada kalma konusunda kararlıysanız size münasip bir yer bulana kadar bu otelde sizi misafir etmek isterim. Eğer lütfederseniz bütün masraflarınızı ben karşılamak istiyorum. Nezaketiniz karşısında eziliyorum. Rıfat Beyciğim, ben sizin gibi bir beyefendiyle ve kızımla güzeller güzeli şehirde elbette yaşamak isterim. O zaman bana müsaade edin, ben hemen gideyim. Bir sürü tanıdığım emlakçı arkadaşım var. Size münasip bir yer bulmaları için çalışmaya başlasınlar. Ece'yi de bekleseydiniz. Ama şimdi bakın, Deniz kızım, siz, Ece kızım. Yani artık hep beraberiz. Bana müsaade edin. Ece'ye selam söyleyin. Sen gerçekten beni bu laflarınla etkileyebileceğini mi zannediyorsun? Ben senin karşına çıkan, öyle ağzı açık yüzüne bakan, senin iki sözünle yoluna güller seren adamlara benzemem. Senin söylediğin her şeyin parayla ilgili olduğunu biliyorum ben. Öyle mi? Ha? Kanıtlayayım mı sana? Sözlerimin gerçekliğini kanıtlayayım mı? Kanıtla bakalım. Sana şu an söylediğim şeyi gidip bir başkasına söylersen annem beni evlatlıktan reddeder.
Toprak'la ilişkim biter, evliliğimiz yalan olur. Evet, ben buraya Toprak'ın parası için geldim. Sonra da hırs yaptım. Biz Toprak'la birlikte falan olmadık. Ben yalan söyledim. Toprak o gece yanımda sızlı kaldı. Ben de bunu fırsata çevirdim. Hatta annem şu an restoranda Toprak'ın dedesi Rıfat Ağa'yı kafalıyor. Oldu mu? Al şimdi. Hayatımı avuçların içine koydum. Her şeyi tek seferde yıkabilecek gücü ben. Ben bizzat kendim verdim sana. Savunmasızım artık. Her şey sana bağlı. Ne istersen yap. Ben teslim oldum. Bundan sonra sen ne istersen onu yap. Evet. Sevgili Isparta Kontumuz. Çağırdın, geldim. Hoş geldim. Yani şöyle bir kere de kavgasız, gürültüsüz, patırtısız bir konuşalım seninle dedim. İyi yaptın. Keşke daha önce düşünseymişsin bunu. Ya, değil mi? Dinliyorum seni. Şimdi sen bu duygularıyla oynadığın kız kardeşimin aslında nasıl bir insan olduğunu biliyor musun? Toprak. Ben kimsenin duygularıyla oynamıyorum. Kız kardeşinle birbirimizi daha yeni tanıyoruz diyelim. İşte ben kız kardeşimi doğduğundan beri tanıyorum. Eyvallah. Çocukken benim oyuncaklarım kaybolurdu, tamam mı? Ben de sinirlenirdim. Nerede ya benim oyuncaklarım diye. Sonra sokağa çıktığımda oyuncaklarımı ırgatların çocuklarının ellerinde görürdüm. Peki kim vermiş oyuncaklar onlara? Arzu. Ne? Arzu. Okulda ödev vermişler, örgü ödevi. Arzu ne ördü dersin? Sokaktaki kedilerin patileri üşümesin diye patik örüyor. Lisede bir çocuğa aşıktı. Çocuğun bütün ödevlerini yaptı okul boyu. Yerine sınavlara girdi, ders notları hazırladı. Çocuğu mezun etti, mezun. İşte benim kız kardeşim böyle bir insan. Şimdi ben senin gibi bir adama nasıl emanet edeyim Arzu'yu? Toprak, beni ne kadar iyi tanıyorsun. Yani bir gün oturup benimle sohbet ettin mi? Ben ne yerim, ne içerim hiç biliyor musun? Ya da ne zaman ağlarım, ne zaman gülerim? Bunların herhangi birini biliyor musun? Tamam da ben kız kardeşimi üzüp üzmeyeceğini nereden bileyim? Bilemezsin. Bak, kabul. En başlarda kız kardeşine hiç iyi niyetle yaklaşmadım. Bunun için özür dilemem gerekiyorsa senden özür dilerim. Yalan söylemeyeceğim. Geleceği de bilemem. Kâhin değilim ben. Ama bana şu an soruyorsan eğer... Ben Arzu kadar iyi niyetli, Arzu kadar açık yürekli, Arzu kadar naif, Arzu kadar saf bir kızla hiç tanışmadım daha önce. Hal vaziyet budur güzel kardeşim. Yine de eğer Arzu'yu üzdüğünü görürsem, Arzu'nun senin yüzünden ağladığını görürsem, ağzını burnunu kırarım orada. Tamam. Anlaştık. Ama beni hastaneye sen götürürsün. Doğru, borçluyum sana, anlaştık. Peki.
Gonca. O ne oldu? Bitti mi senin için? Gonca. Toprak, ben Gonca'ya sadece hayranmışım. Onun hem yakınında hem uzağında olmak güzeldi. Sonra biz konuştuk ikimiz Gonca'yla yani. Ben ona hiç umut var mı diye sordum. O da yok dedi. Umudum bittiği yerde Gonca da benim için bitti. Ama sana bir şey söylemem lazım. Ben Gonca'ya hiç umut yok mu diye sorduğum zaman bana dedi ki... hayatımda biri yok ama çok sevdiğim bir adam var. Toprak, o seni hala çok seviyor ve senden başka kimseyi sevmeyecek. Bu kadar benden. Söyleyeceklerim bu kadar. Goncalar taşınıyor. Isparta'dan gidiyorlar. E sen niye o zaman burada benimle oturuyorsun? Gitsene, tutsana kolundan, yapış, gitme de. Sen Isparta kontu değil misin? Benim için umut yok. Efendi de. Tamam, geliyorum. Zeyno! Ya gelsene, şunu kapatamıyorum ya. Belki de bu bir işarettir. Sen gitme diye oluyordur tüm bunlar. Ya az önce kolilerden biri patladı Gonca. Kesin. Valiz dolu o yüzden. Sığmadı, dur. Şunu çıkartayım. Şimdi sıcak. Gonca, aşağıda herkes seni bekliyor. Hadi gel. Geliyorum baba. Bak sığdı. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş bulduk. Gidiyormuşum. Ha? Evet. Gonca. Alıştırdın kendine, şimdi gidiyorum diyorsun. Bizi hiç düşünmüyor musun? Ne olur gitme. Gitme. İnsan hiç ailesini, kardeşlerini bırakıp gider mi? Gitme. Gitme Gonca kız. Bak, gidenin halini görüyorsun. Toprak yok, sen de yok olacaksın. Yani 77 kıta, 777 ülke dolaştım. Yani böyle keder görmedim. Hayatımın en güzel günlerini yaşadım burada. Bütün yüreğimle bağlandım size. Çok özleyeceğim hepinizi. Annen tam senin yaşındaydı. Seni buraya çağırmamı dediğinde söylediğinde... sanki bilmiş gibi. Ne bizim önce, ne bizim sonu. Tam şimdi dedi. Kızım, yavrum, senin kaderin kurlağdadır ya. Benim kaderim bu acıları yaşamakmış. Gitmem gerekiyor artık. Bir, bana sorarsan doğrusu bu değil. Yani benim için, yani bana göre doğrusu senin burada olman. Gel. Oy kızım. Gelirim yine, tamam mı? Merak etme. Hiç merak etme, geleceğim. Biraz zamana ihtiyacım var sadece. Annem, babam mezarına da geleceğim. Hiç merak etme, gelirim ben. Hiç merak etme.